Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Markaşehir yolunda önce insan dusturuyla hareket eden Aksaray Belediyesi yeni bir uygulamaya daha imza atarak belediye faaliyetlerinin yerinde etkili ve verimli bir şekilde yapılması için hayata geçirdiği çözüm merkeziyle vatandaşların 7/24 hizmetinde. Birlikte daha güçlü, birlikte daha güzel bir Aksaray için uğraş veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında sosyal medya araçlarıyla faaliyet ve hizmet duyurularının yanı sıra yeni bir uygulamayla vatandaşların oturduğu yerden istek, öneri ve taleplerini alıyor. Vatandaşlar Facebook'tan Aksaray Bel Sosyal Medya, Twitter'dan Aksaray Bel Çözüm adreslerinden belediyeye gitmeksizin bir takım istek, beklenti, önerilerini iletebilme, sorularına belediye yetkililerince verilen cevaplar tarafından yanıt bulma kolaylığına kavuştular. Şeffaf, nitelikli ve çağı yakalayan belediyecilik hizmetleriyle daha nitelikli, sonuç odaklı, etkili ve hızlı sonuçlar için hayata geçen Aksaray Belediyesi Çözüm Merkezi'nde tüm dilek, öneri ve şikayetler ivedi bir şekilde sonuçlandırılıyor. Belediye hizmetlerinin yerinde, hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılması için Çözüm Merkezi 7/24 görevinin başında. Sorunların çözüme kavuştuğu, vatandaşların memnuniyetinin olmazsa olmaz olduğu bu yeni hizmet anlayışıyla çözüm merkezine gelen dilek, öneri ve şikayetler ilgili birimlere bildirildikten sonra sonuçlandırılmak üzere yetkililer tarafından ele alınıyor. Çözüm merkezine iletilen olumlu veya olumsuz geri dönüşler için vatandaşlar birebir bilgilendiriliyor. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri yaya geçidi çizgi boyama çalışmaları başlattı. Çalışmalar kapsamında Sofular Mahallesi'ndeki yaya geçitlerini tespit eden ekipler, sürücülerin ve yayaların trafikteki güvenliğini artırmak amacıyla yaya geçit çizgilerini beyaza boyadı. Aksaray Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri şehir merkezi ve mahallelerde trafik akışında araç ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve bulvarlarda yaya geçidi çizgisi çalışmasına başladı. Belediye ekipleri tarafından yapılan yaya geçidi yol çizgi boyama çalışması Sofular Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Şehir içi trafiğinde bir takım düzenlemeler yapan Aksaray Belediyesi, karayolu ulaşımında hayati önem taşıyan trafik işaret ve işaretçilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarını planlama doğrultusunda şehir merkezi genelinde gerçekleştiren ekipler, Aksaray Belediyesi'ne bağlı sınırlar içerisindeki ana arterlerde yapılan uygulamalara ilave olarak hastane, okul ve benzeri çeşitli kamu kurumlarının giriş çıkış yolları, otopark alanları ve spor sahalarında da çizgi çalışması gerçekleştiriyor. Sürücülerin özellikle gece ve gündüz görüşlerini üst seviyeye çıkarmak ve bu sayede şerit disiplini ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla karayolu yol çizgi ve border boyama uygulamaları kapsamında her türlü önlem alınıyor. Ekipler çalışmalarını trafiğin az olduğu saatlerde gerçekleştiriyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü şehir genelinde kanalizasyon problemlerini çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Belediyesi planlama dahilinde söz konusu mahalle ve sokaklarda yapılacak asfalt çalışmaları öncesinde ana muayene bacalarının asfalt altında kalmaması için yükseltme ve kapak yerleştirme çalışmaları yapıyor. Belediyeye bağlı Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Paşacık Mahallesi 1663. sokakta başlayacak olan sıcak asfalt serimi çalışmaları öncesinde kanalizasyon hatlarının asfalt üzerinde bulunan muayene bacalarını yenileyerek bacaları asfalt seviyesine çıkartarak araç sürücülerine oluşturabilecek tehlikeleri önlemiş oluyor. Yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edilebileceği ve yol seviyesinin altında veya üstünde kalmamasıyla ulaşımda sorunu ortadan kaldıran, hazırlanan seviye düzeyine getirilen ve kapak yerleştirilen muayene bacaları yükseltme çalışmalarının ardından bölgede sıcak asfalt serimi başlayacak.
Hepimiz annemizden duymuşuzdur. Montunu al, soğuk su içme, sıkı giyin. Evet, bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Peki siz en çok annenizden hangi sözü duyuyorsunuz? Sözlerini tutuyor musunuz? Yoksa bir kulağınızdan girip diğerinden çıkıyor mu? Her ne kadar annelerimizin sözlerini umursamıyor görünsek de hepimiz için annelerimiz baş tacımız. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde bir haber turumuzun daha sonuna geldik. Bizim mikrofon ekibimizin hazırladığı röportajla sizleri baş başa bırakıyor. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak üzere diyoruz. Hoşça kalın. Topla topla. Başka? Yani başka bir şey duymuyorum. Senden en sık duyduğun cümle nedir? Telefonla oynama. Başka? Başka yok. Sadece telefonla oynama. Dağınım onu diyor yani. Ortalığı topla diyor. Evet. Eray, eve geç gelme. Telefonla oynama. Dışarıda fazla gecikme. Anneme de söylüyorum, fazla karışma bana. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Sabahleyin hemen erkenden kalk oğlum. İşe geç kalacağım. Anneciğim seni çok seviyorum. Buradan selamlar. Hadi kalk oğlum. Sabah ezanı okundu, namazını kıl. Kahvaltı hazır. Aksine bir şey yaptığın zaman yersin terliği. Doğru, doğru ol, dürüst ol demek. Her zaman bunu söylerim ben. Yavrum. Yavrum, kuzum. Öyle. Sürekli ekmek kaldır veya bir şey aldır eve. Şimdi de süt al diyor. Sürekli de arada sırada annem evi topladır, oyuncaklar topladır. Annenin söylediklerini yapmayınca ne oluyor? Arada sırada yaparım, arada sırada yapmam. Ama genellikle dışarı çıkma işlerini çok yaparım çünkü annem bir sürü işler yapıyor. Sürekli ben yapıyorum, azıcık da abim yapsın. Yaralıyorum sürekli. Ben oyun oynuyorum mesela, sürekli en heyecanlı bölümde annem bana iş yaptırıyor. Buradan annene ne söylemek istersin? Sürekli abime yaptırsın artık işleri. Valla evine yuvana sahip çık kızım diyor. Kocanın kıymetini bil kızım. Peki siz bir anne olarak kızınıza en çok nasıl sesleniyorsunuz? Ben genelde ismiyle Nurum diye çağırıyorum hep. Yani en çok usludur diyorum zaten. Sürekli çekmeceleri falan karıştırıyor. Karıştırma kızım, dağıtma kızım, yapma kızım. Annem işine sahip çık, evine sahip çık. İşine git gel, doğru kızım. Ders çalış, odan topla, az telefon oyna. Ben ders çalışmak istediğinde çalışırım anne, sen bana fazla karışma gibi. Eşyalarını topla oluyor genelde. Derslerine çalış diyor. Onu çok seviyorum ya. Mahmut kelimesi. Yani kıyafetlerimi topla. Ondan sonra Mahmut şunu yap, geç gelme eve. Sana kurban olayım falan. Gibi laflar işte. Yani tatlı şeyler oluyor. Cuma'm yapma. Yapma cuma. Gerçekten böyle. Cuma'm yapma. Yapma cuma. Anam seni çok seviyorum. Boncuğum ama ne yapayım? Oğlum efendi ol, saygılı ol. İte çakala bulaşma der. Kötü yollara gitme. Evinden işine, işinden evine geldir. Başka bir şey demez.